Herkese selam canlar. Bugün sizlerle birlikte çok uzun bir aranın ardından yeni bir Brawl Talk konseptli videosu daha karşınızdayım. Seriyi en son kaç ay önce yaptım hatırlamıyorum ama aklımda kalanlar bu seriyi çok sevdiniz ve hepimizin sonuna kadar izlediği videolardı. Çünkü bayağı keyifli oluyor. Bugün konsept Brawl Talk'lara bakacağız. Yeni karakter ve yeni güncelleme hakkında konseptlere bakacağız. Ve gerçekten güzel bir video olacağını düşünüyorum. Eğer bu video 2000'den gelirse yarın yine Brawl Talk konsepti daha gelecek arkadaşlar. Bir gün içinde 2000'den gelirse yarın gelecek ama muhtemelen yine devamı gelir. Neyse arkadaşlar, o zaman bugün 4 tane video izleyeceğiz. Baya güzel olacağını düşünüyorum. Videomuza geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve soru cevap videosunu yakın zamanlar atmayı düşünüyorum. Belki 60.000 abone özel gelir. 60.000 abone olmamıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. O zaman hemen hızlı bir şekilde ilk konseptimizle beraber başlayalım. Evet, bu video konsepttir. Bu videoda gösterilecek her şey konsept arkadaşlar. Tabii ki de. Ve videoları izlediğimiz kanalda Vozio açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Tabii ki de Vozio'nun linkini. Yeni skinler diyor. Abi çok uzun zamandır yapmıyormuşum. Ve şöyle söyleyeyim, özledim öyle tepki videoları yapmayı. Çünkü dünkü video mesela kaç saat uğraştım bilmiyorum. Pek fazla sevilmedi ama olsun arkadaşlar, önemli değil. Konsept videoları seviliyor mu yine de? Evet, John. John arkadaşlar, bakalım nasıl bir karaktermiş. Altınlar çetesinin üçlüsünden diyor, gizemliymiş herhalde. John, ben bir karakter videomda tanıtmıştım herhalde ama hangisini bilmiyorum ya. Evet, Doktor Byron. Abi Byron hiç oyunda tek kostüm olmayan karakter bu herhalde ya. Byron'a bir kostüm gelirse gerçekten mük olur. Yunus, Max. Yani kafası birazcık değişik olmuş ama yani evet, güzel. Yunus Max'imiz de burada. Uf be lan, Electro Ems. Oğlum zaten Ems'in açılımı elektro manyetik zombi değil mi bilmiyorum, neyse. Electro Ems'e de geçelim. Evet, artık dükkan arkadaşlar, rozet paketi 2500 yıldız puana gelebilir mi? Gayet güzel olur bence. İnternet bağlantısı ya. Bazı oyunlarda böyle var ya. Mesela PUBG'de var mı bilmiyorum. Ben PUBG oynamıyorum ama vardır herhalde. Günlük ödüller. Bunu böyle bir hafta değil, aya göle yapsalar daha güzel olabilir arkadaşlar. 30. günde mega kutu verseler falan. Çünkü zaten çoğu kişi her gün oyuna giriyor diye düşünüyorum. Evet, Brawl TV güncellemesi. Ama arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Brawl TV'ye neden böyle izlemek istediğin oyun modunu seç diye bir şey getirmiyorlar? Çünkü mesela herkes hesaplaşmayı izlemek istiyor ama diğer modlar izlenmez hiç, ne kadar yüksek kupa olursa olsun. Ama yüksek kupadaki insanlar hesaplaşmadan daha fazla kuşatma moduna giriyor. O yüzden rastgele yönlendiriyor size, ki bence de böyle daha iyi. Bonus görevim diyormuş arkadaşlar. 3 savaş kazan. Anlamadım ama neyse, anlayan yorumlar kısmı yazsın. Bir günlük kiralama. Yani bilmiyorum, 20 elmasa bir günlük. Evet, yıldız oyuncu bonus. Ha bak oğlum, bu gelebilir ya. Çünkü yıldız oyuncu olduğunuz zaman hiçbir ekstranız yok. Sadece XP veriyor. XP de hiçbir cacı yaramıyor zaten. Aa, rozetler böyle çıkacakmış. Çok iyi bu arada ha. Keşke böyle çıksa arkadaşlar be. Hyper Tanks Destansı, evet. O rozet güncellemesini sevdim arkadaşlar. Ne o rozetler? Bu arada ben bu videoyu indirdim, fark etmişsinizdir. Yani YouTube Premium üzerinden indirdim. Yani eskisinden böyle takılma, reklam sorunları falan filan oldu. Böyle daha güzel oluyor. Evet, savaşçı rozetleri. Aa, bu ne lan? Yeni rozetler mi? Aa, cadı şeli. Her kostüm özel. Özel rozet mi olacak? Bu gelebilir ya. Sadece Brawl Pass kostümlerine özel rozetler var. Bence diğer savaşçılara da özel rozetler gelebilir arkadaşlar. Evet, diğerine geçtik arkadaşlar. Bu video konsepttir diyor. Bakalım, ilk konsept gayet güzeldi ve Vozio'nun yaptığı konseptler genel olarak böyle harita falan koymuyor. Sürekli yeni özellik koyuyor. Bu da benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Sezon 7. Yeni skinler. Bakalım daha ne varmış. Rozet dükkanı. Yine rozet güncellemesi mi geliyor ve daha fazlası diyor. Ya dediğim gibi arkadaşlar, gerçek Brawl Talk çok uzun bir vakit olduğu için pek yapmamıştım ama tekrar başlayacağız eğer destek verirseniz. Slide. Bakalım slide neymiş. Süper şehir üçlüsünden. Vay güzel. Kromatik. Yeni sezonun kromatik karakteri olabilirmiş. Dondurmacı Bibi. Gayet güzel. Yani. Bibi aslında daha yeni kostüm geldiği için bilmiyorum, gelmez herhalde. Hayalet Spike. Oğlum bu güzel bir konsept abi. Lan Enerjiko. Vallahi kostümlerin hepsini beğendim abi. Başka var mı abicim? Kum Fırtınası Jackie. Onda onun kostümler. Şu ana kadar sunduğu kostümlerin hepsi güzel yani. Bakalım arkadaşlar, Star Adası diyor. Yine içinde Star olan bir güncelleme. Rozet dükkanıymış arkadaşlar. Olabilir lan. 20 elmas. 20 elmas. Bak destanslar 30 elmas. Diğerleri 20 elmas. Ve rozet paketi de 50 elmas orada duracakmış arkadaşlar. Rozet dükkanı. Baksana altta da altta ne yok ama. Hani yıldız dükkanı falan var ya. Burada da rozet dükkanı. Ya bilmiyorum. Pek sanki lüzum yok ya. Öncelikle savaşçılar diyor. Takım ara özelliğinde öncelikli savaşçılar ve kupa aralığını ayarlama özelliği. Gayet güzel. 5 kez mavi yıldız al. Aa bir dakika bir dakika. Güzelmiş lan.
Kasaya 100 bin hasar ver. Soygun için yeni bir görev. 15 gol at. Savaş topu görevi. 5 dakika boyunca sıcak bölgede dur. 15 civata topla. 5 kez mavi yıldız al. Üf be. Elmas kapmaca için de bir şey yazmış. Bulamamış. Elmas kapmaca için arkadaşlar fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın demiş. Siz de yazın arkadaşlar. Sizce ne olabilir? Elmas kapmacada 10 elması aynı anda 10 elması elinde tut ya da 10 elması olan birine ölür falan olabilir. Bilmiyorum. Ya da elmas kapmacada 25 elmas topla falan filan. Neyse arkadaşlar, siz de düşüncelerinizi yazın. Elmas kapmaca için ne olabilir acaba? Aynı anda 10 elması tut falan filan. Ama güzel olmuş. Bak, o yeni görevleri beğendim. Paylaş var. Mesela arkadaşlarınıza link atacaksınız. Buradan kulübe direkt atabiliyorsunuz. Kişi sayısı 1'de 10 diyor. Evet. Gayet güzel ya. Kulübe gönderme falan filan. Bu neymiş abicim? Ha, robot işgali harita oluşturucu ya. Yani. Aa oğlum, Subway Surf'teki şey değil mi lan? Görev tamamladığı zaman maçta çıkıyor. Aha. Atomic Primo için yeni bir konsept. Vay vay kardeşim. Güzel güzel. Yani bakalım. Yeni bir haritamız varmış arkadaşlar. Hesaplaşma haritası. Böyle baktım güzelmiş. Bu oha, yarış haritası mı? Bu ne? Abo oğlum, bu takım savaşları 5v5 gibi bir şey mi? Çünkü hepsi yan yana. Evet, bu da mağara arasında benziyor birazcık arkadaşlar. Ama ortada çalı yok. Bu da oğlum, bunlar güzel ama bilmiyorum. Evet, şimdi diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Bu video konsepttir demiş. Başlayalım oğlum, şu ana çok güzel ilerliyor. Uzun zamandır yapmadığım için mi güzel geldi bilmiyorum ama. Yeni karakter, yeni kostümler, evet. Bakalım arkadaşlar, umarım. Yeni karakterlere pek fazla takılmıyorum ama yeni özellikleri bayağı sevdim şu ana kadar. Bakalım kostümler nasılmış. Bu sefer oy vereceğim ya, puan vereceğim kostümlere. Dexter, şu karakter gelse de bir kurtulsak yani. Dexter arkadaşlar uzun zamandır bizlerle beraber konsept olarak. Yeni canavar üçlüsünden. Yeni bir üçlü mü yoksa şehir üçlüsü mü? Canavar üçlüsü de yeni bir şey herhalde. Ya da emzin üçlüsü mü? Evet, Aqua Jin. 150 elmas olabilir gelirse ve gayet güzel bir kostüm. Ya da fiyatlarını konuşalım arkadaşlar. Ha, Balina Nit'e zaten geliyor kesin arkadaşlar bu. Çünkü Supercell açıkladı biliyorsunuz ki. Yani yanlış hatırlamıyorsam Balina Nit'e. Gezgin Edgar ama yeni bir kostüm geldiği için. Ama bilmiyorum, bu kontrol yapıldığı zaman gelmiştir bu Roll Talk ya. Evet, Georgian Tick. Bu bir tane geleneksel, her yıl gelen bir tema var. Onun için olabilir o Tick kostümü. Yeni özellikler bakalım. Özel teklif 3 tane Dark Spike kostümünü 65 elmasa. Kupa yolunda rozet paketi. Üf, fena olmaz ha, gelirse güzel olur. Oynama süresi ve en çok oynanan savaşçı diyor. Mortis'miş en çok oynadığı savaşçı ve oynama süresi 850 günü 12 saat, vay be. Benim öyle olsa herhalde 1000 gün falan olur ha. Sana abi bu kesinlikle gelsin ya. Bak, benim şu ana kadar en sevdiğim özellik bu. Sizin en sevdiğiniz özellik hangisi arkadaşlar, yorumlar kısmına yazın. Konuşmadım. Aa oha. Keskin nişancı ihtiyacımız var diyor. Desteğe ihtiyacımız var. Hangi yıl gücünü seçeyim? Abi bunlar kesinlikle gelsin. Bunlar normal moda da gelsin. Yani tekrar oyna bölüm var ya, oraya da gelsin abi, çok iyi be. Gol atma odaklan diyor falan filan. Son dik kademeye geçmek için bir maç daha kazan. Bak bu da kesinlikle gelsin, çok iyi. Vallahi güçteki konseptlerini bayağı sevdim. Takım iletişim rozetleri, ileri git geri çekil. Bak bu abi çok iyi, mükemmel değil mi lan? Sağ kanat, orta sol kanat, çalılar, bağlantı sorunları. Bu konsepti bayağı sevdim. Sizin en sevdiğiniz özellikle ne, yorumlar kısmına yazın. Benim şu şey çok sevdim arkadaşlar. Nedir o? Güç liginde karakter önerme. Çünkü adam anlamıyor ya. Ben orada banlamak için bir karakter seçiyorum. Diyorum ki bunu alıyorum, anlamıyor yani. Ama anlamaması normal. Ben orada karakter banlıyorum çünkü arkadaşlar. Evet. Kurt Adam Leon'un rozetleri ve sanırım video bitti. Şimdi arkadaşlar geçelim son konseptimize. Bu arada en yeni paylaşılan bu mu bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar özlemişim cidden, like atın da devamını da yapalım. Bir günde 2000 like gelse yarın bir tane daha yapacağım söylemiştim. Bağış sistemi diyor. Squiddy. Squeak'e benziyor ismi. Squiddy. Güzel. Anlamında böyleymiş ama üçlüsü yazılmamış. Olsun yani. Fırçalı bir karaktere benziyor herhalde. Fırça, sanatla uğraşan bir karakter. Altın sova, uff be. Ama Mecha Şövalye Sörçün şey olabilir. Yıldız puan kostümü olabilir. Hula Colette. Oğlum çok iyi lan. Emre çok iyi
şeyler geldi ve herhalde DJ Frank'in çakmasına benziyor birazcık. Dennis Piper, bu da Yunus Max'e benziyor, az önce gösterdiğim. Yeni özellikler abi, en sevdiğim, bakalım ne çıkacak. 3 puanları, uy ulan oğlum çok iyi. Gelsin ha, 3 puan da dükkana da gelsin abi. Niye hiç bu zamana kadar aklımıza gelmedi lan? Savaş tekrarında kulüpte paylaşmak istiyor musun? Clash Royale vardı ha, buraya da gelsin. Bu etkinlikle en çok oynanan savaşçılar. Bu da güzel, gayet güzel. 8 bit pem kod, doğru bu arada. Evet, bağış özelliği arkadaşlar. Bağışlamak istediğin altın miktarını seç. Sadece altın mı? Bence bağış özelliği gelirse güç puanı bağışlama gelebilir ya. Standart rozetler. Simge seç. Rozet koyma özelliği bilmiyorum. Olabilir. Olabilir. Evet, Mecha Şövalye Surge'un yeni atış efekti böyle olabilirmiş arkadaşlar. Gayet güzel. Ve abi ama bu kozum 30 taş ya. 80 taş olsaydı eklerlerdi ama olmaz yani. Bu da Brawl Pass kosmi, kimse de yok yani. Yani tekrar alınmayacağı için Supercell'in uğraşacağını hiç düşünmüyorum. Ve yeni Knockout artist herhalde arkadaşlar. Yani fena değil. Evet, bitti. Evet arkadaşlar, yavaştan videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yanına çıkan videoya tıklayarak diğer videoya girebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Gerçekten like atın da yarın da yeni bir tane daha yapalım. Benim bayağı hoşuma gidiyor çünkü böyle konsept videoları izlemesi falan. Yani uğraşması da kolay oluyor. Editi falan kısa sürüyor. O yüzden like atarsanız sevinirim. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bay bay.